Beyşehir Gölü. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü ve kuraklık ve kuraklığa bağlı olarak suların onlarca metre çekildiğini görüyoruz. Beyşehir Gölü'nden manzaralar. Evet, bu şekilde. Bu gördüğünüz bölgede su var normalde. Artık orası böyle bir tarla gibi bir normal bir alan gibi, bir yol gibi, yolun kenarındaki devam eden bir bölge gibi olmuş. Çok daha ileride başlıyor su. Eski günlerine kavuşmak için yağışlı dönemin gelmesi bekleniyor. Bu yıl şiddetli kuraklık yaşandı ve su kaynaklarını da kuruttu Beyşehir Gölü'nde ve su seviyesi gördüğünüz gibi önemli ölçüde düşmüş durumda. Göl kıyılarında artık toprak yüzeyi görünüyor. Suyun olmadığı kıyı kesimler insan boyunu aşan saz ve kamışlarla kaplanmış durumda. Bakın normalde yolun kenarından başlıyor göl ama arada artık toprak bir bölüm oluşmuş. Hatta hayvanların da orada otladığını görüyoruz. Balıkçılar artık iskeleye bağladıkları teknelerini daha açıklara götürüyorlar. Bir tane de kayık işte normalde eskiden su olan bölgede bir kayık var. Yani tam anlamıyla bir felaket manzarası. Yani artık ütopik, distopik diyeceğimiz filmlerde görünen manzaralar Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde bu şekilde ortaya çıkmış durumda. Göl bitti, tükendi, kurudu diyorlar. Beyşehir Birliği Göl Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan. Ve yağış bekliyoruz. Kar, yağmur belki gelirse, yani yoğun bir şekilde gelirse gölün su seviyesi eski haline gelir diye umut ediyoruz ifadelerini kullanmış.